Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Razer Ornata V2 oyuncu klavyesine detaylarına bakacağız. Ama öncesinde gelin isterseniz kutusunu açalım. Şöyle kutusunu yatırıyorum. Direkt üste doğru açılan bir yapısı var. Açtığım zaman klavyenin kendisi beni karşılıyor. Korunaklı bir yapıda gelmiş. Bayağı güzel bir kutu olmuş. Sağlam bir şekilde korunuyor klavyemiz. Üst tarafta bizi Razer'ın stickerları karşılıyor ve Razer'ın CEO'sundan bir mektup var ve kullanma kılavuzumuz yer almış. Bunları kenara aldıktan sonra bu kutuyu çekince direkt olarak kablolarla karşılaştım. Klavyeyi şöyle çıkartmak istiyorum. Klavyeyi çıkarttım, şöyle yana koyayım. Şunları da şu tarafa alayım. Son olarak bizi bir adet de black desteği karşılıyor. Black desteği de şöyle çıkartayım. Şimdi gelin şuraları bir toplayalım ve klavyemizin teknik detaylarına geçelim. Evet, tasarımıyla başlamak istiyorum. Siyah düz bir klavyemiz bizleri karşılıyor. RGB aydınlatmaları mevcut. Ek olarak bir tane black desteğimiz kutu içerisinden çıkmıştı. Kendisi mıknatıslı ve oldukça yumuşak bir şekilde bizleri karşılıyor. Bu black desteği sayesinde kullanım ergonomimiz oldukça artıyor. Şöyle klavyemizin tuş dizilimine bakacak olursak ekstra olarak sağ üstte bir tane ses açıp kapamaya yarayan bir scroll tuşu yerleştirilmiş. Gene bunu da Razer'ın Synapse uygulaması üzerinden kontrol edebiliyoruz. Şöyle kablosuna bakmak istiyorum. Kablosunu şöyle açtığım zaman örgülü bir kablo bizleri karşılıyor. Oldukça sağlam ve uzun gözüküyor. Şöyle göstereyim. Üzerinde bir tane de kablomuzu toplayabileceğimiz aparatını yerleştirmişler. Şöyle tasarımından devam edelim. Arkasını çevirdiğim zaman iki kademeli yükseltme ayağı bizleri karşılıyor. Bir de burada kablo kanalı var. Şöyle tekrar önüne çeviriyorum. Biraz tuş takımından bahsedelim. Ornata V2 diğer Razer aile üyelerinden ayıran bir fark var. Kendisi hem mekanik hem de mebron olarak tasarlanmış. Ben hem eski klavye seviyorum hem de yeni klavyeleri seviyorum diyorsanız bu tam sizin için düzenlenmiş bir klavye. Tuşların basımı oldukça hafif ve kontrollü olarak da gerçekleşiyor. Üzerinde yine RGB aydınlatmaları mevcut. Bunu yine Synapse üzerinden düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca Synapse demişken canlı makro ile istediğiniz bütün tuşları makrolayabiliyorsunuz. Bu da size hem oyunlarda hem de kullandığınız iş programlarınızda oldukça kolaylık sağlayacaktır. Kurgu yaparken, tasarım yaparken tek tuşla birçok tuşa basmışsınız gibi işlerinizi kolay kolay halledebileceksiniz. Ayrıca Binaries Ultra Polylink ile diğer klavyelerden daha hızlı algılamaya sahip. Son olarak da Xbox'ınız ile uyumlu. Ürünün tüm teknik detayına ve satın alma bağlantısına aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.